Haberlerde. Can Dündar için haberler var. Bugün yakalama emri diye. Evet. Şimdi 500 tane belki onun için dava açıldı. Her yazdığı yazıdan, her dizisinden programda onu da konuşacağız. Bu 17 Aralık operasyonu ile ilgili yazısında çok enteresan şeyler var bugün. Davalara gidemeyince ilkine hele gitmezsen kesin hakkında yakalama kararı çıkartılıyor. Şimdi bunlar aslında biraz normal prosedür. Nasıl gitmezsen yakalama kararı meselesinden söz ediyorum. Yoksa her yazınıza dava açılması normal prosedür değil. Ya da olmaması lazım da Türkiye normallerinde. Bir de şöyle bir şey var. Alçak politikaya devam ediyoruz efendim. Bunlar sıradan şeyler, küçük şeyler, olaylar. Sedef Kabaş'a ikinci dava açıldı. Akıl alır Twitter gibi değil. Dedin ya. Evet. Sedef Kabaş'ı biliyorsunuz değil mi? Mutlaka biliyorsunuz. Bir Twitter yazmıştı. Cumhurbaşkanlığı meselesinde ama hakaret yok, bir şey yok. Gözaltına alındı. Ondan sonra hakkında dava açıldı. Bu ikinci dava niye açılmış? İkinci dava şu. Abla, o gün Sedef Kabaş'ın gözaltına alındığını Türkiye'ye biz duyurduk. Anında 10 dakika sonra duyurduk. Çünkü Sedef Kabaş bir avukat arkadaşımız aramıştı. Biz de bilgiyi ondan almıştık. Sedef Kabaş polisi kapıda 5 dakika bekletmiş diye. Ay ne ayıp. Evet. Polisi bekletmiş. Tabii. Ondan 5 yıl hapsini istiyorlar. Şimdi şöyle düşünün. Siz bir kadınsınız. Eşiniz o an yurt dışında, çocuğunuzu da okula yollamışsınız ve sabahın köründe saat 10'da, 11'de kapınıza 4 tane adam geliyor. Kapıyı açın, biz polisiz diyor. Kendinizi yerine koyun, ne yaparsınız? Tanımadığınız 4 tane sivil görünümlü kişi. Doğal olarak hayatın doğal akışı gereği bir 5 dakika bekletirsiniz, bir birilerini ararsınız değil mi? Hayır, hani resmi polis canım, olsa... Belki de hatta kılık kıyafetinizi... kapıyı açacak kadar düzgün halde. Tabii ki belki o anda ev halindesinizdir, banyodasınızdır, birine haber verme ihtiyacı hissedersiniz, tabii. Avukatınıza haber verme tabii. ihtiyacı hissedersiniz, bir dakika bekleyin dersiniz. Vay efendim, siz nasıl polisi kapıda bekletirsiniz 5 dakika, polise mukavemet diyorlar ona zaten, hani görevli memura zorluk çıkarma. Polise mukavemetten ve işte polisin görevini yapmasını, kamu görevlisinin görevini yapmasını engellemekten dolayı şimdi Sedef Kabaş hakkında 5 yıl hapis istiyorlar. Hiçbir şey çıkmaz. Yaklaşık 60-70 davada yargılanan bir gazeteci olarak söylüyorum. Hiçbir şey çıkmaz. Ama, çıkmayacağını onlar da biliyor ama ne yapıyorlar? Ama olsun canım. Ama ne yapıyorlar? Nasıl sindiririm? Nasıl yeni Sedef Kabaşlar olmasını engellerim için bu davalar açılıyor ki işin ilginç tarafı polisler şikayetçi de değil. Bunu evet savcı kamu davası olarak açıyor. Savcı vekili kamu davası olarak Sedef'e kapı davası açıyorlar. Yani biliyor musunuz? Polisi kapıda beklettin. Bu da polise mukavemet, işini yapmayı zorlaştırma. Böyle bir suç da yok. Böyle bir suç şeyi de yok. Çünkü Sedef Kabaş polise hakaret etmemiş, küfür etmemiş, fiziken engellememiş, kapıyı açmıyorum Allah dememiş. Allah'ın sözü arkadaşlar. Aksine, Sedef Kabaş'ın gönlüsü bir daha verin. Şimdi 4 tane polis geliyor kapıya. Bakar mısınız? Aksine ne yapmış Sedef Kabaş? Sedef mi onlara zaten mukavemet edecek, hakaret edecek? Bakar mısınız ya? Abla, Sedef kapıyı açıyor. Sedef Kabaş kapıyı açıyor. Polisleri avukatıyla konuştuktan sonra içeri alıyor. Hukuki haklarını hatırlatıyor. Aramayı avukatım geldiğinde yapabilirsiniz diyor. Polisler de buna uyuyorlar. Avukatın gelmesini bekliyorlar ve Sedef Kabaş o sırada polislere evinde çocuğu için yaptığı keklerden getiriyor, çay ikram ediyor. Bakın, çocuğu için yaptığı keklerden getiriyor, çay ikram ediyor, görevini rahat yapabilmeleri için herhangi bir zorluk çıkarmıyor. Avukatı geldikten sonra da avukat nezaretinde bilgisayarına el konuluyor, hatta çocuğunun bilgisayarına bile el konuluyor evet. ki yasada böyle bir şey yok. Ancak ve ancak belki yani Sedef İlhan Kabaş'ın... İlhan Cihaner'in... Tabii, CD'lerine kadar el koydular, kitaplarına kadar el koydular. Çocuğunun kitaplarını aldılar. Kitaplarını, çizgi kitaplarını aldılar ya. Ve şimdi, bunun üzerine bu beyefendi, kamu davası açılıyor Sedef Kabaş'a. Açan da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevli başsavcı vekili Vedat Yiğit beyefendi. Hı-hı. Evet. Yani çok mütehassıs olmuş. Aman Allah'ım demiş, hislenmiş. Nasıl yaparlar polise demiş. Polisler yani yaparlar derken Sedef Kabaş nasıl yapar? Polisler zaten şikayetçi değiller. Şikayetçi değiller, onu da söyleyelim. Eğer polis kendisine yönelik böyle bir mukavemet, bir karşı koyma görmüş olsaydı zaten mutlaka orada tutanak tutardı. Şahitler eşliğinde tutanak tutulurdu ve bunu
bireysel bir dava olarak açarlardı. Bu kamu davasına zaten dönüşürdü kamu görevlisi olduğu için. Burada birilerini mahkemelerde süründürerek yıldırmak, birilerine kapı davası açarak göz korkutmak istiyorlar. Ama ben buradan Sedef Kabaş'ı da kutluyorum. Hiçbir tanışıklığım da yok kendisiyle. Ben tanırım ve hakikaten çok düzgün duruyor, çok tabii, güzel duruyor, çok cesurca duruyor. Hiç ilkelerinden taviz vermiyor. Söylediği, yazdığı her şeyin de arkasında duruyor ve hakikaten bizi de umutlandıran bir duruş sergiliyor. Ben Sedef Kabaş'ın bu yönünü çok bilmiyordum. Hani hakikaten televizyonda çok izlerdim. Programlarını özellikle NTV'de eskiden program yapardı. Olay TV'de yapardı. Sonra bu düzen değişince NTV'deki programını da kaldırdılar. İktidara da muhalefete de çok eşit mesafede duran bir gazetecidir. Hani hakikaten gazetecilik yapmak, gazetecilik ilkeleriyle hareket eden bir meslektaşımızdı. Kendisini uzaktan tanıyorum ama şimdi daha çok tanıma fırsatımız oldu. Twitter'dan, durduğu yerden, ortaya koyduğu tavırdan hakikaten gazeteciliğin yüz akını sergiliyor. Toplumun da Sedef Kabaş'ı yalnız bırakmaması gerekiyor. Kesinlikle de. Kimi nasıl yalnız bırakmayacağız ben de onu bilmiyorum. Şimdi bakın, Sedef Kabaş'a polisler şikayetçi olmadığı halde zaten neyi şikayet edecekler? Hanımefendi bizi kapıda 5 dakika bekletti mi diyecekler bilmiyorum. Yani hakikaten akıl alır gibi değil. İşi espriye vurmaya çalışıyorum ama yani gerçekten akıl alır gibi değil. Bunu yapan, resen yapan, kamu adına dava açan ve 5 yıl istiyor gene. Evet, beş yıla kadar hapis istiyor gene. Kapıda bekletme, kapı davasından 5 yıl. Şimdi bunu yapan yargı, adalet, Berkin'in davasını açamıyor.